Mertcan, herkes yemeğini bitirdi, sen öyle duruyorsun. Hadi yesene oğlum. Hiç olmazsa çorbanı bitir oğlum. Canım istemiyor baba. Ben yemeğimi bitirdim baba. Sen sussana. Anne şuna bak. Beni azarlıyor. Ben ona bir şey demedim ki. Oğlum kaç gündür doğru dürüst yemek yemiyorsun. Meyve de yemez oldun. Senin halin ne olacak böyle? İştahım yok dedim ya anne. Ne yapayım canım istemiyor. Son günlerde geçirdiği soğuk algınlığını tam atlatamadı sanırım. Canın istemese de yemeye gayret et oğlum. Yemezsen beslenemezsin. Vücudun mikroplara karşı savunmasız kalır. Öf! Ye demenizden bıktım. Canım istemiyor işte. Abim yemiyor, hasta olacak. Ben çok yiyorum, ben hasta olmam. Gülcan, abin henüz iyileşmedi. Onun üstüne varma kızım. Seninle tekrar karşılaşacağımızı biliyordum küçük bey. Bakalım bu sefer askerlerimin elinden kurtulabilecek misin? Gör bak seni ne hale getireceğim. Mipam! Mertcan bu kez iyileşemeyecek kadar hasta olmalı. Bir daha bu çocuğun sağlıklı koşup oynadığını görmek istemiyorum. İstemiyorum. Anladın mı? Yoksa onun yerine seni hasta ederim ona göre. Emredersiniz kraliçem. Hayır efendim. Siz nasıl istersiniz. Şimdi askerlerime emir veriyorum. Çok yakında Mertcan'ı hastalıktan sürünürken seyredebilirsiniz. Saygıdeğer kraliçem. Hafer Met. Bütün komutanları derhal toplantıya çağır. Kraliçeyi duydum. Bu defa durum çok ciddi. Hata yapmamalıyız. Bütün komutanlar! Bütün komutanlar! Derhal savaş kumanda merkezine! Konuşmaları duydun değil mi Granny Bey? Evet, duydum Akan. Mertcan yememekte ısrar ediyor. Bu durumda işimiz çok zor. Bu çocuğun ne zaman aklı başına gelecek? Beslenmesi ve bol vitamin alması gerektiğini bilmiyor mu? Hastalanacak, yatağa düşecek. Bizi de güçsüz bırakıyor. Akan, bu durumda ne yapabiliriz? Maalesef zor durumdayız. Sayımız az ve güçsüz olduğumuz için soğuk algınlığı sırasında mikropların hepsini vücudundan atamamıştık. İştahsızlığının sebebi onlar. Akküvar Üretim Merkezi, Akküvar Üretim Merkezi, beni duyuyor musun? Çok sayıda akküvar askeri istiyorum. Ya. Olsun. O kadarına da razıyım. Onları gönderin. Mikrop karşı yapıyoruz, durmadan çalıyoruz. Kimse karşı çıkamaz, biz bir ordu kuruyoruz. Lay 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 lo. 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 Akyuvarlar da ortada görünmüyor. Zavallılar. Zavallılar. Mertcan beslenemediği için iyice güçsüz kaldılar. Bizi durdurmaya cesaret bile edemiyorlar. Askerlerim yeteri kadar çoğaldılar. Şimdi sıra Mertcan'ı hasta etmekte. Buldum. Mertcan'ı nasıl hasta edeceğimi buldum. Bitmip hazırlanın. Mertcan'ın kulağına gireceğiz. Restaki borusundan geçerek orta kulağa yerleşeceğiz. Arkanızda bir artçı birlik bırakın. Arkanızdan gelen olursa sizi kollasın. Mikrop ordusu ileri marş!
kaldık. Ak yuvarların saldırısına uğrarız diye korkuyorum. Keşke biz de gitseydik. Korkma. Dansımıza devam eder, çoğalırız. Böylece sayımız artar, güçleniriz. Biz çok dansı yapıyoruz, durmadan çalıyoruz. Kimse karşı çıkamaz, biz bir ordu kuruyoruz. Lay 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 lo. 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 Eyvah, basıldık! Mikroplar, teslim olun. Mikroplar ordusu nereye gitti? Söyle. Bu tarafa gittiler. Kulağa gidiyorlar. Öztaki borusu. Oradan orta kulağa gidecekler. Anlaşıldı. Temizleyelim şu mikropları. Granü Bey ve cesur askerlerim. Mertcan'ın genzini temizledik. Şimdi sıra orta kulakta. Fazla zamanımız yok. Mikroplar orta kulaktaki kemikçikleri yerlerse Mertcan duymaz olur. Onları durdurmak için elimizden geleni yapmalıyız. Sayımız az, biliyorum. Takviye birlikler göndermeye çalışacağım. Mertcan doktora gidene kadar biraz dayanacağız askerlerim. Hadi göreyim sizi. Askerlerim, işte orta kulağa geldik. Buradaki görevimiz Mertcan'ın duyma özelliğini kaybettirmek. Yapacağımız iki iş var. Önce şu ses geçiren kemikçikleri yiyeceksiniz. İkincisi de burayı iltihapla dolduracaksınız. Oh ne güzel, her taraf iltihap olacak. Hadi çalışmaya başlayın. Bu kemik denen şey de ne kadar sertmiş ya. Daha çok iltihap gerekli, daha çok. En az belinize kadar yükselmeli. Ne oldu Mertcan? Suratını astın birden. Kulağına bir şey mi kaçtı yoksa? Birkaç gündür sol kulağımda hafif bir ağrı var. Şiddetli değil ama yine de canımı sıkıyor. Farkında olmadan elim hep kulağıma gidiyor. Kulak bu. Bizim işitme organımız. Sağ ol be Kaan. Sayende kulağın işitme organı olduğunu öğrendik. Dalga geçmenin zamanı değil. Doktora göründün mü? Hayır. Geçer diye bekliyorum. Geçmezse babama söylerim, gideriz. Siz merak etmeyin.
sağlığı için görevimizi yapmak zorundayız. İki bölüğe ayrılacağız. Bir bölük saldıracak, diğeri burada kalacak. Saldırın, kırpalayın, kaçın. Çocuk son günlerde kulağıyla çok oynar oldu. Mertcan, kulağında bir sorun mu var? Çok ağrıyor öğretmenim. Aa, akıntı da var Mertcan. Senin kulağın iltihaplanmış. Ateşin de var. Bir haftadır böyle öğretmenim. Çok ağrıyor, akıntı yapıyor. Geceleri beni hiç uyutmuyor. Sen de annene babana söylemiyorsun. Geçer diye bekledim öğretmenim ama geçmedi. Şimdi anneni arıyorum. Seni okuldan alıp hemen doktora götürecek. Bu acil bir durum. Aa, mikroplar orta kulağa yerleşmişler ve orayı iltihaplandırmışlar. Örs, üzengi ve çekiç kemiklerini de kemirmeye çalışıyorlar. Durum çok mu kötü doktor bey? Hayır, korkmayın. Biraz geç gelmişsiniz, o kadar. Sonra Mertcan düzenli beslenmediği için akciğerleri zayıf kalmış ve görevlerini yapamamış. İyileşmesi biraz zaman alacak. Verdiğim ilaçları kullanırsan ve düzenli beslenirsen akciğerlerin güçlenir, mikropların hepsini kulağından kovar. Ama yapmazsan kulağın duymaz olur. Ayrıca şımaran mikroplar hücreleri yemek için beynine hücum ederler. Söz, siz ne derseniz yapacağım. İlaçlarımı içip verilen tüm yemekleri yiyeceğim. Aferin sana. Hadi güçlenin akvivarlarım. Askerleriniz çoğalsın. Mikropları temizleyin. Bir tanesi bile kalmasın. İlacımı da yuttum. Hadi ilaç, akvivarlarıma güç ver. Oh, kara günler geride kaldı. Akvivar üretimi hızlandı. Ordumuz iyice güçlendi. Artık saldırıya geçebiliriz. Mikroplar orta kulağa daha fazla zarar vermeden yetişmeliyiz. Denfo Bey, Denfo Bey, beni duyuyor musunuz? Hedefiniz orta kulaktaki mikroplar. İleri marş! Tembeller! Karşınızda akvivar ordusu olmayınca gevşediniz değil mi? Sıkı çalışın! Dansı Mertcan sağır olduktan sonra zafer kutlaması olarak yapacağız. Aksi halde hepinizi cezalandırırım! Şunlara derslerini verelim. Hücum! Ah!
Efendim, efendim. İyi misiniz efendim? Renginiz mi değişti ne? Çekil önümden sersem. Bıktım hepinizden. Anlıyor musun? Bıktım. Artık kraliçeye söyleyecek lafım kalmadı. Beni lime lime doğrayacak. Kulağımın ağrısı geçti. Artık akıntı da yok. İyileştim. İnsanın sağlığına kavuşması ne güzel. Bundan sonra akvaryumlarımı vitaminsiz bırakmayacağım. Hep düzenli besleneceğim. Tut nefesini! Tut! Seni beceriksiz! Ben seni balon gibi şişireyim de gör gününü! Çocukların elinde oyuncak yapacağım seni! Beni rezil ettin! Rezil! Rezil! Sen de rezil olacaksın! Sen de rezil olacaksın! Balon gibi şiş! Balon gibi şiş!